efendim, iyi akşamlar. Fox Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Ben Gülbin Tosun. Bu akşam etiketimiz ihtiyaç olan. İhtiyacımız çok aslında. Haberlerde izleyeceksiniz. Koronavirüs salgınından artık kurtulabilmek için önce daha fazla aşı. Aş, bunun için iş, liyakatli atamalar, vicdan, kadınlara insanca yaşam hakkı, bunun için İstanbul Sözleşmesi, komisyonda görüşülüp kabul edildiği gibi 56 maddelik hayvan hakları yasası, hep ihtiyaç olan. Sizler de görüşlerinizi paylaşabilirsiniz. Hemen salgın ve aşılamada gelinen noktayı aktararak başlayalım bültene. Koronavirüs salgını kontrol altına alınamadıkça yeni mutasyonlar meydana geliyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Delta Plus mutasyonunun da Türkiye'de görülmeye başladığını duyurdu. Yani aşılama her zamankinden de çok önem kazandı. Düne kadar birkaç mutasyondan bahsederken giderek mutasyonların da arttığını ve daha tehlikeli bir boyuta geldiğini görüyoruz. Örneğin Delta'dan bahsederken bugün Delta Plus mutasyonundan, yani bir virüste birden fazla mutasyondan söz ediyoruz. Daha bulaşıcı olan Delta varyantı hızla yayılırken Türkiye'de ilk kez Delta Plus mutasyonuna da rastlandı. Koronavirüs salgınında tehlike büyüyor, hızlı aşılamanın önemi artıyor. Delta Plus 3 farklı ilde olmak üzere 3 kişi de görüldü. İllerden biri İstanbul. Bu kişiler aşılı değiller. Her aşı, hangi aşı olursa olsun, Covid-19 olmaktan çok daha iyidir. Aşılamanın etkisi vefat ve vaka sayılarına yansımaya başladı. 11 ay sonra ilk kez günlük vefat sayısı 40'ın altına geriledi. 24 saatte 35 hasta yaşamını yitirdi. Ancak mutasyonlar yaygınlaşmadan nüfusun büyük bir kısmının aşılanması gerekiyor. Türkiye ise şimdilik nüfusunun sadece %18,9'unu çift doz aşılayabildi. Vefat sayılarının düşmesi tamamen vefat oranları yüksek olan risk gruplarının aşılanmasıyla ilintili bir durumdur. Aşılamada önde olan illerde vaka sayıları da düşük. Örneğin Muğla, tek doz aşıda %79,8'de ilk sırada. Sağlık Bakanlığı'nın 100 binde kaç vaka olduğunu gösterdiği diğer haritada da Muğla 100 binde 17 vakayla riskin düşük olduğu iller arasında. Güncellenen bu haritada önceki haftaya göre İstanbul'daysa vakalarda gerileme sağlanamadı. O yüzden de aşılamayı hızlandırmaya çabalıyor Sağlık Bakanlığı. 24 saatte 1 milyondan fazla aşı yapıldı. Bugün 1 milyoncu dozu siz yaptınız. Evet. Sen bu dağ başına nasıl gelmiş, ne için gelmişsin onu söyle. Senin için geldik amca, aşını sen yapacağız. Sen hoş geldin, safa geldin. Dağ tepe denilmeden isteyene aşı ulaştırılmaya çalışılıyor. Çünkü kırmızıyla gösterilen bu 28 ilde henüz nüfusun yarısı bile tek doz aşılanmadı. Aşıya teşvik için otogardakilere seslenen sağlık personeline de soruşturma başlatılmıştı. Sağlık Bakanı incelemenin geri çekildiğini duyurdu. İstanbul'a, İstanbul'a, İstanbul'a. Salak, salak, biyote, biyote, Kütahya'da otogarda görevli bir sağlık personelimiz mizahi bir tavırla vatandaşlarımızı aşıya davet ediyordu. Hizmetlerimiz her yerde, ancak aşı ciddi bir konudur. Personelimizin soruşturulmasını gerektiren bir durum yok. Aşıya en az ilgi 18-35 yaş arasında. O yüzden maç, sinema ve konserlere aşı zorunluluğu üzerinde duruluyor. Milli Eğitim Bakanı da okulların 6 Eylül'de açılacağını duyurdu. Uzmanlar bu tarihe kadar tüm illerde nüfusun %75'inin aşılanması gerektiğini söylüyor. Yani bir bölgedeki, bir ildeki aşılama oranlarının düşmesi tüm Türkiye'deki vaka oranlarını olumsuz olarak etkileyecektir. Aile hekimlerinin basına demeç vermesini engelleyen, işlerine son verilmeye kadar götürecek ceza puanlarını içeren yönetmeliğe tepki dinmiyor. İstanbul Tabip Odası ve Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu yönetmeliğe bir kez daha tepki gösterdi, susmayacağız mesajı verdi. Aile hekimliği alanında iyileştirme beklenirken yayınlanan bu yönetmelik açıkçası bizim için bir hayal kırıklığı oldu. Ölümler biraz azalmışsa biz toplumla bilgileri doğru bir şekilde sağladığımız için olmuştur. Şimdi bu yetkilerimiz elimizden alınmalı isteniyor. Yönetmelik içerisindeki maddelerin çoğu aile hekimlerine cezai yaptırımlar içermekte. Bizim verdiğimiz bütün demeçler ceza puanıyla değerlendirilmekte.
1 Temmuz'dan itibaren yürürlüğe giren düzenleme tabip odalarına ve aile hekimlerine göre bir ceza yönetmeliği. Sağlık Bakanlığı'nın izni olmadan basına demeç veren aile hekimleri işlerinden olacak. Hem İstanbul Tabip Odası hem de Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu susmayacağız dedi. Federasyon bakanlığın toplantılarını boykot kararı aldı. Taleplerimiz, bütün önerilerimiz dikkate alınmadan düzenlenen bir yönetmeliğin tebliğ şeklinde olacak bir toplantıyı açıkçası katılmayı doğru bulmadık. Gelişmiş bir ülkede olsa teşekkür edilecek konular bizde cezaya uğruyor. Salgınla mücadelede büyük rol oynayan aile hekimleri teşekkür beklemiyordu belki ama böyle bir yönetmelikle karşı karşıya kalacaklarını da hiç tahmin etmiyorlardı. Fiziki şartlarına, ek ödemelere dair düzenleme beklerken ceza puanı yönetmeliğiyle hayal kırıklığına uğradılar. Pandeminin başlangıcında ne kadar hasta olduğunu, ne kadar ölüm olduğunu ortaya koyduk. Karantinaya alınması gereken kişilerin işlerine gittiğini, toplu taşıtlarda, sokaklarda gezdiklerini yine bizler tespit ettik. İşte bütün bunlardan dolayı Sağlık Bakanlığı'nın hedefi haline geldik. Pandemi döneminde sorumlulukları büyüktü ama ne ücretleriyle ilgili bir iyileştirme yapıldı ne de çalışma şartlarıyla ilgili düzenlemeye gidildi. Talepleri karşılanmadığı gibi şimdi de ceza ve yasaklarla karşı karşıyalar. Basına herhangi bir demeç verdiklerinde ya da sosyal medyada paylaşım yaptıklarında tıpkı alkollü olarak göreve gelmiş veya sahte evrak ve belge düzenlemiş gibi muamele görecek aile hekimleri. Yeni ceza sözleşmesini kabul etmiyoruz. Aile hekimleri ve İstanbul Tabip Odası Sağlık Bakanlığı'nı yönetmeliği geri çekmeye çağırdı. Aile hekimlerine getirilen şey tüm yurttaşlara gösterilen bir tehdittir, sopadır. Biz bunu tanımadığımızı bugün burada konuşarak da beyan ediyoruz. Hekimler susturulmak isteniyor. Biz yemin ettik, asla bundan vazgeçmeyeceğiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan Avrupa'da birçok ülkenin Covid-19 aşılarını vatandaşlara ücretli olarak yaptığını söylemişti. Muhalefet de tepki göstermiş. Cumhurbaşkanı doğru söylemiyor demişti. Birkaç gün önce gelişmiş ülkelerden bazıları aşı için ücret alıyor diyen Cumhurbaşkanı bugün o sözlerini düzeltti. Bugün Avrupa'nın en gelişmiş ülkeleri dahi şu aşılar var ya aşılar ücretle yapıyorlar. 50 sterlin, 100 euro. Aşı hizmetlerini de diğer ülkeler gibi ücretsiz olarak vatandaşımıza veriyoruz. Ben Sayın Cumhurbaşkanı'nın yerinde olsam o 5 maaşlı danışmanlar var ya bu millete karşı beni niye mahcup ediyorsunuz diye onlara bir hesap sorarım. Cumhurbaşkanı Avrupa'da bazı ülkelerde korona aşısı parayla yapılıyor demişti. Aslında ücretsiz olduğunu yine kendisi söyledi. Doğrudan aşıyı satamıyorlar ya, yerine yalan satmaya çalışıyorlar. Bu yalanların hiçbir alıcısı artık yok. Avrupa'nın en gelişmiş ülkeleri, Amerika'da dahil hepsi şu Covid'le ilgili aşı var ya, bu aşıyı ücretli yaptırıyor biliyor musunuz? Ücret alıyor, ücret. 25 Haziran'da ilk kez dile getirdi Avrupa'da aşının ücretli yapıldığını Cumhurbaşkanı. 2 Temmuz'da bir kez daha üstüne basa basa söyledi. 50 sterlin, 100 euro. Biz aşılarda halkımızdan bir kuruş aldık mı? Dünyanın çoğu ülkesi aşı olanlara para verirken Cumhurbaşkanı Avrupa'nın 100 euro alarak aşı yaptığını söyleyebilecek kadar gerçeklerden kopmuş durumda. Muhalefet sadece Avrupa değil dünyanın hiçbir yerinde aşıdan devlet para almıyor derken Cumhurbaşkanı Erdoğan bu kez kabine toplantısı sonrası önceki açıklamalarının aksine cümleler kurdu. Hiçbir ülkenin aşı için ücret almadığını o da söyledi. Aşı hizmetlerini de diğer ülkeler gibi ücretsiz olarak vatandaşımıza veriyoruz. Acaba ya bu kadar aşı yapıyoruz, bu aşıların karşısında para alabilir miyiz, para toplayabilir miyiz düşüncesi olabilir mi? Dünyanın pek çok yerinde testler ücrete tabi iken biz salgının başından beri vatandaşlarımıza ücretsiz test hizmeti sunduk. Cumhurbaşkanı dünyadaki gerçekleri çarpıtarak kendi başarısızlığını örtebileceğini zannediyor. Erdoğan aşıdan ücret alanlar var sözlerini günler sonra düzeltti ama bu kez de pek çok ülke testleri parayla yapıyor dedi. Gerçekten Sayın Cumhurbaşkanı danışmanlarına hesap sormalı. Daha önceki haberde de Sağlık Bakanı'nı dinlediniz. Yeni Delta mutasyonunun çıktığı 3 ilden ikisini açıklamadı. Açıklamadı ama tüm Türkiye hangi iller olduğunu hemen tahmin etti tabii. Turizm bölgelerindeki iller.
ben de söylemeyeyim ama önemli bu konu. Halk sağlığıyla oynamak büyük bir vebal olurdu çünkü. Hemen sizlerden gelen bir mesajı paylaşacağım. Dilek Hanım demiş ki ihtiyaç olan demek ki BioNTech'miş, o aşıymış. Peki neden en baştaki inat? Onu kimse bilmiyor çünkü Sinovac aşısını olanlar şimdi 3. doz BioNTech olmak zorunda kaldılar. Ve siyaset gündemi, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkındaki iddialar nedeniyle uzun zamandır muhalefetin gündeminde, istifa edeceği dahi konuşuluyordu. Bugün MHP lideri Bahçeli olası bir istifanın ya da görevden almanın karşısında olduğunu açık açık dile getirdi. Ve kim demiş İçişleri Bakanı yalnız diye dedi. CHP lideri Kılıçdaroğlu'ysa hem Soylu'yu hem de Bahçeli'yi hedef aldı. Terörle mücadele alanında ismini altın harflerle yazdıracak Sayın Süleyman Soylu'ya yapılan itibar suikastlarını, siyasi linç girişimlerini kaygıyla izlediğimizi, asla ama asla kabul etmediğimizi tarihe not olarak düşmek istiyorum. İçişleri Bakanı, sen piripak olsaydın eleştirilmezdin kardeşim. Eğer rüşvet alan birisini koruyorsan sen de onun bir parçasısın zaten. Bahçeli de onun bir parçası. Kim demiş Sayın Soylu yalnız diye? Kim demiş Sayın Soylu kimsesiz diye? Sedat Peker'in hakkındaki iddiaları sonrası muhalefetin hedefinde olan, Beştepe'deki programlara davet edilmediği iddia edilen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya bir kez daha sahip çıktı MHP lideri. Soylu da büyüğümüz vurgusuyla teşekkür etti. Hakkında ne söylenirse söylensin, bizim bölücülerle iş tutan, terör örgütlerine hayranlık besleyen odakların hayasız tezviratlarına aldırış etmemiz mümkün değildir. Büyüğümüz Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Doktor Devlet Bahçeli'ye güven ve inancı için minnet ve şükran duyuyorum. Allah razı olsun. Organize suç örgütü liderliğiyle suçlanan firari Sedat Peker, uyuşturucu ticaretinden Silivri Emniyet Müdürü'nün intiharına, iş dünyasıyla ilişkilerine kadar Süleyman Soylu hakkında dikkat çekici iddialar attı ortaya. Soylu uzun süredir sessiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'da. Ben dünyanın en kötü adamıyım. 8 Haziran ve 1 Temmuz'da Cumhurbaşkanlığında yapılan ve İçişleri Bakanlığı'nı da doğrudan ilgilendiren iki programa Süleyman Soylu katılmadı. Cumhurbaşkanlığının davet etmediği, Erdoğan'ın Soylu ile birlikte fotoğraf vermek istemediği iddia edildi. Soylu'nun istifa edeceği. Kim her ay 10 bin dolar rüşvet alıyor? Açıklayın kardeşim, verin mahkemeye. Bahçeli'nin de söylemesi lazım. Yapmıyorlar. Neden? Ortaklar. Geçin bunları, geçin. İçişleri Bakanı görevini vatan ve millet sevgisiyle yerine getiren, gece demeden, gündüz demeden bölücü terörle mücadele eden mert ve milletperver bir devlet adamıdır. İçişleri Bakanlığı istifa iddialarına sosyal medya paylaşımıyla bakan görevinin başında yanıtını vermişti. Bir gün sonra da MHP lideri Bahçeli, Süleyman Soylu kimsesiz değil diyerek olası istifa ya da görevden almanın karşısında olduğunu açıkça ilan etti. Zillete batanlar, sütre gerisine saklanıp iftira ok atanlar, Sayın Soylu'nun yıpratma gayesiyle PKK, PYD, YPG'yi selamlarken şirinlik taslama hevesindedir. Bizim bu türden tahrik ve tacizlere karnımız toktur. MHP lideri ilk 25 Mayıs'ta Süleyman Soylu'ya sahip çıkmış, bir gün sonra da Cumhurbaşkanı Erdoğan sessizliğini bozmuş, bakanımızın yanındayız demişti. Bahçeli'nin yeni açıklamaları, Soylu'nun teşekkürü sonrası gözler yeniden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çevrildi. İçişleri Bakanı ile ilgili yeni bir cümle kurup kurmayacağına. Aralarında CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun da olduğu 20 milletvekilinin geçtiğimiz hafta dokunulmazlıklarının kaldırılması için hazırlanan fezlekeler meclise ulaştı. Kılıçdaroğlu hakkındaki dokunulmazlık fezlekesine karşı beni hapse atmak istiyorlar demişti. MHP lideri Bahçeli bugün Kılıçdaroğlu kendine güveniyorsa dokunulmazlığının kaldırılmasına kendisi ön ayak olsun, biz destek vereceğiz açıklaması yaptı. Bahçeli'nin hedefinde Meral Akşener de vardı. Tosuncuk nasıl bedel ödeyecekse Kılıçdaroğlu da ödesin. Hapse atmak istiyorlar beni. Şimdi durma. Hemen kaldıralım dokunulmazlığımı. Birlikte yapalım. Kılıçdaroğlu kendine güveniyorsa dokunulmazlığın kaldırılmasına bizzat kendisi ön ayak olmalı. Söz veriyorum. İlk kez CHP'ye destek vereceğiz. CHP lideri hakkındaki dokunulmazlık fezlekesine karşı res çekmişti. MHP lideri Bahçeli de Kılıçdaroğlu'nun dokunulmazlığının kaldırılması gerektiğini söyledi. Saklayacağı, gizleyeceği, utanacağı ilişkiler ağı bulunmuyorsa çıksın mahkeme karşısına
versin üzerine atılı suçlamaların hesabını. Senin iktidarın bana ve aileme yaşatmadık ne bıraktınız ki senden zerre kadar çekineyim? Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'nı göreve davet ediyorum. Karma komisyonu üstlendiği tarihi sorumluluğu ifa etmeye çağırıyorum. Bahçeli sadece Kılıçdaroğlu için değil, haklarında fezlekeler bulunan HDP milletvekillerinin de dokunulmazlıklarının kaldırılması için meclis başkanına seslendi. HDP'li milletvekillerine ait tezkere sayısı 1000'i geçmiştir. PKK'nın tasması, boğazlarına geçen HDP'li vekillerin uzun süredir gündemde olan fezlekelerinin görüşülmesi niye gecikmektedir? HDP kurumsalını şeytanlaştırdı AK Parti ve ortağı dedim. HDP de bu şeytanlaştırma eylemine karşılık bir tutum alamadı. Bu bayan Halkın Demokrasi Partisi'nin zaten şeytan olduğunu bilmiyor mu? Şeytana şeytan demek günah değil, sevaptır. Helaldir, hukuktur. MHP liderinin hedefinde Meral Akşener de vardı. İyi Parti lideri katıldığı bir televizyon programında AK Parti ve MHP'nin terör üzerinden HDP'yi şeytanlaştırdığını, Kürt vatandaşları terörist ilan ettiğini söylemişti. 31 Mart'a giderken Sayın Erdoğan toptan Kürtlere terörist dedi, hepimize bana da dedi, size de dedi. Bu devşirme siyasetçi halkı kin ve nefrete alenen kışkırtarak büyük bir suç işlemiştir. Aynı üslup PKK'nın ve FETÖ'nün üslubudur. İP Başkanı bu iddiasını ispat etmek zorundadır. MHP liderinin sözleri sonrası gözler Millet İttifakı ortaklarının ne yanıt vereceğine çevrildi. Ve sıcak bir gelişme, Gergerlioğlu'nun tahliyesine karar verildi. HDP Anayasa Mahkemesi kararı sonrası Ömer Faruk Gergerlioğlu hakkında tahliye kararı verildiğini duyurdu efendim. Sayın seyirciler, tank palet fabrikası ile ilgili tartışma geçtiğimiz hafta raftan inmişti. Bugün de tartışma hem Kılıçdaroğlu'nun hem de Bahçeli'nin sözleriyle daha da alevlendi. CHP lideri Kılıçdaroğlu, tank palet fabrikasının Katar ortaklı özel şirkete devredilmesi tank yaptırmamak için yapılan bir girişimdir. Bunun bir numaralı aktörü de Erdoğan, ikinci aktörü de Devlet Bahçeli'dir dedi. 2014 yılında 5 tane Altay tankı üretiliyor. Ama Erdoğan bunu istemiyor. Tank üretilmesini istemiyor. Altay tankımızın üretimini de 2023'ün başında yapacağız. Bu temel bir milli güvenlik sorunudur. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne tank yaptırmamak için yapılan bir girişimdir. Ve bunun bir numaralı aktörü de Recep Tayyip Erdoğan'dır. İkinci aktörü de Devlet Bahçeli'dir. CHP lideri Kılıçdaroğlu, tank palet fabrikasının Katar ortaklı özel şirkete devredilmesinin asıl amacı tank üretmek değil, Türkiye'ye tank ürettirmemek dedi. Cumhurbaşkanı ve Bahçeli'yi ihanetle suçlayarak. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne tank ürettirmemek ne demektir? Vatana ihanet demektir. 2018 yılında BMC firmasına verildi tank palet fabrikası Altay tankının üretimi için. Sözleşmeye göre 18 ay içinde ilk tank 2020 Mayıs ayında Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teslim edilecekti. Altay tankını seri üretim aşamasına getirdi. Buradan Altay'ı bir defa inşallah 2023'ün başında orduya teslim törenini yapacağız. Bir söylediği diğerini tutmayan bir kişiyle karşılaşıyorum. CHP lideri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tank palet fabrikası ve Altay tankı üretimiyle ilgili geçmişteki sözlerinin yer aldığı klibi izletti grup salonunda. Erdoğan'ın tank üretimini engellediğini söyledi. 2007 yılında bir firma tank yapmak için sözleşmeyi imzalıyor. Tankın topunu Makina Kimya Endüstrisi Kurumu yapacak. Tankın zırhı var. Gidiyor Roketsan'a. Atış kontrol sistemleri var. Gidiyor Aselsan'a. 2014 yılında 5 tane Altay tankı üretiliyor. Ama Erdoğan bunu istemiyor. Tank üretilmesini istemiyor. 2014'te seri üretime geçilecekken 4 yıl bekliyorlar. 2018'de BMC'ye diyorlar ki sen kazandın, ihaleyi gel al diyorlar. 2018 yılında BMC Katar ortaklığıyla tank üretimi için sözleşme yapıldı ancak aradan geçen 3 yılda üretim olmadı. Hatta tank palet fabrikası bir kez daha el değiştirdi. Şimdi ne yaptılar? Tosyalı'ya hisseleri sattılar. Kılıçdaroğlu tank palet fabrikasını sattılar yalanını söylüyor. Bunlar gerçekten de yalancının danışkasıdır. Katarlılar para veriyor mu? 5 kuruş bile vermiyorlar, 5 kuruş. Sayın Bahçeli, sen de dinle. 5 kuruş bile vermiyorlar. Her kim ülkemize ve ordumuza iftira atıyorsa bilin ki
Devlet millet düşmanıdır. Kendi ülkesine bu kadar büyük bir ihanet içinde olan ikinci bir kişi görmedim. Kılıçdaroğlu, Cumhur İttifakı ortakları Erdoğan ve Bahçeli'yi tank üretimini engellemekle, vatana ihanetle suçlarken Cumhurbaşkanı'na bir kez daha canlı yayında tartışma çağrısı yaptı. Kim yalan söylüyor, kim yalan söylemiyor? Senin istediğin televizyonda çıkalım, tank paleti tartışalım. Yüreğin varsa, cesaretin varsa ve namuslu adamsan. Bir izleyicimiz diyor ki ihtiyaç olan gerçekten zorlanıyoruz. Marketlerde fiyatlar çıldırmış durumda. Yüksek olan elektrik, su, doğalgaz faturalarını ödeyemez olduk. Onun hesabını yaptık biz sizlere. Açıklanan enflasyon rakamlarından sonra özellikle kira gideri, fatura giderleri ne olduğu haberimizde izleyeceksiniz. Sayın seyirciler, Cumhurbaşkanı Erdoğan 15 ayda 3 milyona yakın istihdam artışı sağlandığını söyledi. DİSK'e göre ise hem pandeminin ilk aylarıyla karşılaştırma yapmak doğru değil, hem de üretici enflasyonu bu kadar yüksekken istihdam artışının sürdürülebilir olması zor. İşkur kapısından eli boş dönen işsizlerin yaşadıkları da resmi rakamlardan çok farklı. 1,5 yıldır iş arıyoruz. Utansınlar. Yani bizleri bu hale getirenler utansınlar. Allah ıslah etsin. 1,5 yıldır iki çocuğuna nasıl ekmek götüreceğini bilemiyor, iş arıyor, her gün eli boş dönüyor. Bu yük öyle ağır ki artık gözyaşlarına hakim olamıyor. Geliri olmadığı için eşinin ailesinin yanına taşınan bir babaya işsizlik yaşamayanın anlayamayacağı en acı sözleri söyletiyor. Koskoca Türkiye Cumhuriyeti içinde bir vatandaşım. Çocuklarımı ben kendimi bir ev muhafaza edemiyorsam, çocuklarımın ihtiyacını gideremiyorsam ben kendimi insan gözüyle göremiyorum artık. Şoför olarak ne bana verilen ne iş varsa ben şoför olarak görevimi yaparım. Buraya gelmişiz, şimdi gideceğiz, yani mantıksız, pek bir şey diyemeyeceğim ya. Yani kusura bak, ben devam edemeyeceğim ama Allah ıslah etsin. İstihdam kayıplarımızı telafi ederek 2020 Nisan'ından bu yana 2.887.000 istihdam artışı sağladık. Pandemi döneminde yapılan kıyaslamaların sağlıklı olması mümkün değil. 2020 yılı Nisan ayı pandeminin en kötü olduğu dönem. Cumhurbaşkanı Erdoğan 15 ayda 3 milyona yakın istihdam sağlandığını söyledi. DİSK'e göre ise üretici enflasyonun bu kadar yüksek olduğu bir ortamda istihdam artışı zor. Üretici enflasyonu %40'ların üzerine çıkmış durumda ve üretici enflasyonuyla tüketici enflasyonu arasındaki makas ise tarihi zirvesinde. Son 2 yılda üretici enflasyonu üfe en düşük seviyesini %1,70 ile Ekim 2019'da gördü. O ay istihdam oranı %45,9'du. Bir yıl sonra üfe %18,20'ye yükseldi. İstihdam geriledi. Bu yıl henüz Haziran ayının istihdam oranı bilinmiyor ama üretici enflasyonu rekor seviyede. Bu da tüm çalışanları etkileyecek DİSK'e göre. %43'ler düzeyinde olan üretici enflasyonunun önümüzdeki günlerde hepimizin gelir düzeyine, alım gücüne etki yapacağı da son derece açık. Bir de aylardır, hatta yıllardır istihdam edilemeyenler var. Ne iş olursa yaparım demesine rağmen iş başvurusuna geri dönüş alamayanlar. 2 senedir işsizim. Hiç iş aradınız mı bu süreçte? Yok, çok. 50 yere başvurdum. Yaştan dolayı almıyorlar. Emeklilik var mı? Yok. 2 senem var. 2 seneyi dolduracağım ki emekli olayım. Geliriniz var mı? Hiçbir gelirim yok. Günlük işlere gidiyoruz. Temizlik, şu bu. Ne iş bulursak gidiyoruz. Türkiye İş Kurumu İşkur, yani iş bulmada en yetkili resmi kurum. İstihdam sağlamada önce olması gerekirken işsizler kapısını defalarca çalmak zorunda kalıyor. Aldıkları cevapsa ortak, iş yok deniliyor. 2 kere daha ben İşkur'a başvurdum. Bu 3. gelişim. Her türlü iş yaparız yani. Temizlik de yaparız, ne bileyim şoförlük yaparız. Serkan Bey de diyor ki ihtiyaç olan eğitim, adalet, hukuk, tarım, üretim, balıkçılık iş imkanıdır, hem de acilen. Halis Bey de ihtiyaç olan geçici işçilerin artık kadroya geçirilmesidir. Bizler de insanız ve 12 ay çalışmak istiyoruz. Lütfen sesimizi duyun, duyurun diyor. Sadece çalışmak, 12 ay çalışabilmek istiyor insanlar. Sayın seyirciler, emekliye verilecek olan %8,45'lik enflasyon farkı çoğu için 150-200 lira demek. Ancak bu fark ilk aydan eriyip gidecek. Çünkü kiraya, elektrik ve doğalgaza gelen zamlar çok daha fazla oldu. Emekli misiniz? Emekliyim. Ne kadar emekli maaşı alıyorsunuz? 2200 lira.
Kiracı mısınız? Maalesef evet. Ne kadar kira ödüyorsunuz? 1500. Fark veriyorum diyorsun sen ama bana daha cebime girmeden sen o farkı alıyorsun. Elektriğe ne kadar zam geldi? Doğalgaza çalışmayı halinle düşünüyorum. Çalışmayı düşünüyor. Çünkü aldığı emekli maaşıyla geçinemiyor 72 yaşındaki Zafer Yolgeçen. %8,45'lik enflasyon farkıyla 2200 liralık maaşına 186 lira zam gelecek. Kirasına, faturalarına gelen zamsa bunun çok üstünde. Daha ilk aydan eksi de. Oturuyorum, düşünüyorum. Acaba ne verecek, ne kadar kira vereceğim, ne kadar elektrik faturası ödeyeceğim. Maaş farkları belli olduktan sonra hesap yapan emeklilerden biri de 72 yaşındaki Zafer Yolgeçen. Bir emekli maaşı farkına bakıyor, bir de gider kalemlerine. Üstelik işi daha zor çünkü kirada oturuyor. 2200 lira emekli maaşı alıp bunun 1500 lirasını kiraya ödüyor. Üzülüyorum. Bir torunuma bir şey veremiyorum. Doğum günü geliyor. Ne almam gerekir bilmiyorum. Bilemiyorum. Alsam bile cebim yetmiyor. 250 gram kıyma alırsam yetiyor bana. Temel gıdasını bile gramla almak zorunda kalıyor emekli. Çünkü giderleri her geçen ay katlanıyor. 6 ayda bir aldığı zamsa açığını kapatmaya yetmiyor. Sadece Temmuz ayında yenilenecek kira sözleşmeleri için artış oranı bile %14,55. Emeklinin Temmuz zammı ise %8,45. Kaç para emekli maaşı alıyorsunuz? 2100 emekli maaşım var. Ne kadar fark alacaksınız? 175, en fazla 200. Kiracı mısınız? Kiracıyım. Ortalama 2000 lira maaş alan bir emekli 170 lira fark alacak. 1500 liralık kirası ise 220 lira zamlanacak. 75 liralık elektrik faturasına 12 lira. Yaz aylarında düşen 35 liralık doğalgaz faturasına da 5 lira zam gelecek. Yani kira ve faturaların zammı toplam 237 lira. İlk aydan sadece bu 3 kalemde 67 lira açık verecek emekli. 200 lira falan, civarı falan alacağım. Yani nedir bu? Her şey dünyanın parası, pahalandı her şey. Pazara gidiyoruz, filemizi dolduramıyoruz. Hemen paramız bitiyor, her şeye böyle hayran hayran bakıyoruz. Doğalgaz faturalarının ateşi mevsimin de etkisiyle düşmüş görünse de elektrik faturaları çok yüksek. Özellikle emekliler aldıkları maaş farkının büyük kısmının faturalara gittiğini söylüyor. Elektrik de yükseldi, yükseliyor dedi onda. Ne kadar geldi en son? Çok da 110 falan civarında geldi. En son ne kadar elektrik faturası ödediniz? En son 80 küsurat. Masraflara yetişmenin tek çaresi ise emekli için çalışmak. Tabii devamlılığı olan iş bulabilirlerse. Bir lokantada garsonluk yapıyorum. Emekliyim ama yine çalışmaya çalışıyorum. Yani 16 ayda 13 ay çalışmadık zaten bu pandemide. Öğretmen atamasına ihtiyaç var mı yok mu? Cumhurbaşkanı Erdoğan 2 hafta önce yolun çeviren öğretmenlere ihtiyaç yok, fazlalık var demişti. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'sa öğretmen ihtiyacımız var dedi. Yalvarıyoruz size, ne olur yalvarıyorum lütfen. Ek 40 bin atama. İhtiyacımız neyse ihtiyacımız. Açık var. Sayın Cumhurbaşkanımızın kalabalık içerisinde ayaküstü bir konuşma söz konusuydu ve genel bir öğretmen ihtiyacı yok şeklinde bir ifade değildi. O salgın dönemiyle ilgili bir ifadeydi. Yoksa bizim öğretmen ihtiyacımız var. Cumhurbaşkanı eksiğimiz yok, hatta fazlamız var dedi. Milli Eğitim Bakanı'na göre ise Erdoğan'ın sözlerinin aksine öğretmen açığı var. Kadro bekleyenlerin atanmama sebebi ise bütçe. Bazen kadrolarla ilgili bütçe kısıtları nedeniyle bir takım daralmalar söz konusu olabiliyor. Bu sene de böyle oldu. Öğretmen ihtiyacı bundan sonra yoktur biçiminde anlaşılmamalı. Bütçe kısıtları eğitim için söz konusu olamaz. Eğitimden tasarruf edilemez. Açık var. Cumhurbaşkanı Erdoğan ataması yapılmayan öğretmenlere kapıları kapattı. Eğitim sene göre 500 bine yakın öğretmen atama bekliyor. İhtiyaçsa 100 binden fazla. Sayıştay 2020 yılına baktığımızda 138 bin öğretmene ihtiyaç var. Ataması yapılmayan öğretmenler sadece 40 bin atama istiyoruz diyorlar.
40 bin atama taleplerine yanıt bulamıyor öğretmenler. Oysa hem atanamayanlar hem de ücretli öğretmenler kadro bekliyor. Çünkü ücretli öğretmenler de aynı işe asgari ücret düzeyinde maaş alıyor. Habertürk'e konuşan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da bu sorunun farkında. Ancak Eğitimsel'in iddiasına göre bütçede son söz sahibi Cumhurbaşkanı doğru bilgilendirilmiyor. Hem emekli öğretmenlerimizden kaynaklanan bir ihtiyaçla ilgili var. Hem de ücretli öğretmenlerimizle ilgili mevcut tabloya baktığımızda bir ihtiyacımız var. Açık var. Sayın Cumhurbaşkanı'nın açıklaması ayaküstü, öylesine açıklama olamaz kuşkusuz. Çünkü çok sorumlu bir makam. Eğitim Öğretim Politikaları Kurulu'nun yanılttığını söyleyebiliriz. Eğer oradan veriyi almış ve öğretmen ihtiyacı yok diyorsa. Efendim sadece bana gelen mesajlardan bile görebiliyorum. Öğretmen adayları büyük bir umutsuzluk, yılgınlık içindeler. Önce hükümetin bir karar vermesi gerek artık. İhtiyaç var mı yok mu? Eğer yoksa neden bu kadar üniversite ve bölüm açıp öğrenci yetiştiriyorsunuz? Ya da birçok eşitsiz, haksız uygulamaya maruz kalan ücretli öğretmenliği kaldırmıyorsunuz? Eğer var ise nereye kadar önce söz sonra hayal kırıklığı yaşatacaksınız? Sayın Bakan, anlaşılan siz bizzat sesinizi duyuramıyorsunuz Cumhurbaşkanı'na. Rakamlar ortada. 470 bin atama bekleyen öğretmen, 100 binde ihtiyaç olunan. Efendim bir tweet okuyalım. Yalçın Bey demiş ki tasarrufun siyaset ve bürokrasiden başlaması, çoklu maaşların kesilmesi ihtiyaç olan. Bakalım bu konuda, bu tartışmalarda hangi noktadayız, aktaralım. Cumhurbaşkanının tasarruf genelgesi. Cumhurbaşkanlığı ve meclis başkanlığını kamudaki tasarruftan muaf tuttuğu için çok tartışılmıştı. Hala da gündemde. Cumhurbaşkanı Erdoğan dün kabine toplantısı sonrası o tasarruf genelgesini hatırlattı bugün. Muhalefetten yanıt Marmaris'teki yazlık Cumhurbaşkanlığı konutu fotoğraflarıyla geldi. Kamuda taşıt alımı ve kiralanması, temsil ve ağırlama gibi harcama alanlarına katı sınırlamalar getiren tasarruf genelgemizi yayınladık. Evet, yeni tasarruf genelgesi bu. Erdoğan'ın yayınladığı yeni tasarruf genelgesi bu. Yeni bir saray. Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı ve Meclis Başkanlığı'nın muaf tutulduğu kamuda tasarruf genelgesinden övgüyle bahsettikten bir gün sonra CHP lideri Kılıçdaroğlu Marmaris'te inşa edilen Cumhurbaşkanlığı yazlık konutunun fotoğraflarıyla kürsüdeydi. CHP grubunda da genel kurulda da gündem Okluk Koyun'daki yazlık konuttu. Bir yandan saraydan porsiyonlarınızı küçültün deniyor, bir yandan 400 odalı yazlık saray yapılıyor. Utanma duygusu da mı kalmadı, utanma duygusu? Marmaris diyorsunuz. Burası Turgut Özal döneminde yapılmış, daha sonra da yine Cumhurbaşkanlığı makamı için yenilenmiş bir yerden bahsediyorsunuz. Bunlar Recep Tayyip Erdoğan'ın kendi kişisel şahsi malı değil. Adam kendisine yazlık sarayı yapıyor. Millet açlıktan ölmüş. Umurunda bile değil. Geçmişte merdiven altı hükümetlerin adeta siyasetin itibarsızlaştırıldığı günlerden bugün milletin layıkıyla temsil yerler yapılmıştır. 13 tane uçağı olacak. Dünyanın en pahalı araçlarından filosu olacak. Ya akıl alacak şey değil. Çocuklar yatağa aç giriyor. Beyefendinin keyfine bak. Lüks hayat var. Şatafat var. Rüşvet var. Yolsuzluk var. Lağım patlamış. Hala ve hala israfa devam ediyorlar. İsraf haram değil mi? Muhalefet 300 odalı olduğu iddia edilen Okluk Koyun'daki iki havuzlu Cumhurbaşkanlığı yazlık konutu israf derken, vatandaşın geçim sıkıntısını hatırlatırken AK Parti Grup Başkan Vekili Mahir Ünal itibar diyerek savundu. Erdoğan'ın yüksek enflasyona ilişkin sözleri de muhalefetin gündemindeydi. Önümüzdeki en önemli sorunlardan biri yüksek enflasyondur. Yüksek enflasyonla mücadele takım oyununu gerektiriyor. Sayın Erdoğan, siz ekonomi hakkında perşembe günleri konuşun. TBT yaparsınız. Büyük iktisatçı, memleketi güllük gülistanlık hale getiren büyük adam ne diyordu? Faiz sebep, enflasyon neticedir. E o zaman faizi sıfır yap. Enflasyon da sıfır olur. Niye yapmıyorsun? Çiftçi zor günlerinde mağdur olmasın diye her yıl devletin tarım sigortası Tarsim'e prim ödüyor. Peki o zor günler gelip çattığında ne oluyor? İşte yanıtı. Artık buramıza kadar geldi. Satıp satıp gidiyorlar. Çiftçilik kalmadı. Her şey
Ateş pahası. Zaten zor durumda çiftçi. Ağır maliyetler, para etmeyen ürün ve bir de şimdi iklim değişikliği, Türkiye'yi saran kuraklık. Kerim sürekli Adanalı. Limon bahçesinde 1700 ağacı var. Ama 1700 ağacında bir sağlıklı limon bulmak zor. Şöyle bakın. Bir tane limon var mı? Gösterin. Göstereyim. Evet. Şu bu ama bir tane. Limon bak. Gibi de sayılmaz pek. Minnacık yani bu bir şey. Ağaç hiç yoksa 120-130 kilo meyve olması lazım. Ben Tarsim'e 4,5 bin lira buraya kasko yaptırdım. Ve bana dönmüş diyor ki iklim şartlarıyla alakalı değil diyor. Ve Tarsim benim 1 lira paramı vermedi. 5 yıldır tarım sigortası yaptırıyor Kerim sürekli. Bu yıl Haziran'da gündüzleri çok sıcak, geceleri soğuk geçti Adana'da. Limonda verim düştü. Zararını Tarsim karşılar sanmıştı ama... Sizin hatanızdan dolayı. Onun için de Tarsim ödeme yapmıyor. Bu bireysel bir şey değil. Gece ile gündüz arasındaki ısı farkı birçok bazı cinslerde ürün dökülmesine neden oldu. Hava şartlarından oluyor, sıcaklardan oluyor. Gel gelelim ki çiftçinin sahibi yok. Tarsim'in burada hiçbir şey aramadan üreticinin mağduriyetini gidermesi gerekiyor. Kerim Sürekli'nin mağduriyeti giderilmedi. Yaşadıklarının sinirinden titreyen elleri bu sene boş kaldı. Her gün gelip kontrol ettiği bahçesinde bir limon ağacının gölgesinde şimdi ne yapacağını düşünüyor ve kararını da vermiş gibi görünüyor. Anlaştım bir hızarcıyla, bunu kestireceğim. Artık bahçeyi de para etmiyor. Bu kadar güzel. Evet. Evet, kestireceğim. Çünkü bizim başımızda Tarım Bakanı yok, yok ablacığım. Gelin bakın Sayın Tarım Bakanım, bu nasıl meydana geliyor? Bunu çiftçi nasıl yapıyor? Bu mazot, bu girdilerle nasıl başa çıkıyor ya? Bir bakın ya. Efendim, ihtiyaç olan etiketiyle çiftçi demek üretim demek, çiftçi demek sebze, meyve demek. Çiftçi olmazsa gıda da olmaz, yaşam da olmaz demiş Derya Bey. Yalova'da sayın seyirciler 30 yaşındaki kadını daha önce de defalarca taciz eden şüpheli bu kez balkonuna tırmandı, içeri girdi. Genç kadın şans eseri kaçmayı başardı. Ben burada yatıyordum saat 5.30'da işte o sırada. Sesi duyunca şuradan sadece eğilip böyle baktım. Kişinin çatıda üstüne çıktığımda buradaki camdan gözüküyor. Zaten direkt buradan aşağı çıkıp kaçtım. Herhangi bir işlem yapmayacak mısınız? İlla benim ölmem mi gerekiyor? Tacize, şiddete uğrayan her kadın gibi onun isyanı da aynı. Kendi evinde bile güvende değil, rahat bir nefes almak istiyor. Çünkü iddiaya göre daha önce iki kez karşısına çıkan bu adam son olarak balkonuna böyle tırmandı, içeri girdi. Genç kadın zor kaçtı. Ona bu korkuyu yaşatan F.Y. ise hala bulunamadı. Kişinin girdiği yer benim çocuğum odası, çocuğum yatağı. Ama çocuğum o gün babasındaydı. O da burada olabilirdi. Burada yatıyor olabilirdi. O zaman ben kişiyle yüzleşmek zorunda kalacaktım. 30 yaşındaki Meral Gülseven Yalova'nın Altınova ilçesinde 2,5 yaşındaki oğluyla yaşıyor. F.Y. tarafından defalarca rahatsız edildi iddiasına göre. Pizzacı kuryesi olduğunu söyleyerek bile çaldı kapısını saplantılı adam. Yılbaşı gecesi tekrardan pizzacıyım diye kapıyı çaldı. Ondan sonra ben bu kişiden de şikayetçi de oldum. Yani evime girebileceğini inanın hiç düşünmedim. Sabaha karşı tacizcinin eve girdiğini fark eden Meral Gülseven hızla kaçtı. Neyse ki o odada çocuğu da yoktu. Komşum İsmail abi hemen çıktı. İşte kişiyle şurada ev kapısının orada karşılaştı. Bir arbedeye tutmaya, yakalamaya çalıştı. Tekrar elinden kaçtı. Tekrar şu köşeye kadar geldi. Yine bir yakalamaya çalıştı ve bir arbede yaşandı. Ondan sonra kişi kaçtı. Meral Gülseven belki de şans eseri hayatta. 36 saatin sonunda yakalanan şüphelinin ceza almasını istiyor. Bana her şey yapabilirdi o an. Çünkü amacı hırsızlık değildi bu şahsın. Başıma bir şey mi gelmesi? Şu an yoğun bakımda hastanede mi yatmam gerekiyor dedim bir işlem yapmak için. Gözaltına alınmış ama hak ettiği cezayı alacak mı göreceğiz, sanmıyorum pek. Ama ben artık bir kadına şiddet ya da kadın cinayeti haberi sunmak istemiyorum. Benim de yüreğim artık kaldırmıyor. Tüm kadınlar da psikolojik olarak çok çok yıpranmış durumda.
Ama söylemekten dilimizde tüy bitmedi, bitmeyecek. Kadınlar olarak İstanbul Sözleşmesi yaşatır diyeceğiz. Genç kadınlar, gelin hep birlikte bu slogan etrafında kenetlenelim ve her zaman eteğin kısa, gece sokakta işinle çalışamazsın, en önemlisi sen yapamazsın diyenlere inat, biz kararlı adımlarla yürümemize devam edelim. Niyetleri de kötü olanların, fesat olanların etrafımızı çevirdiği halka da kalmayalım diyorum. Ve efendim şimdi bir tweetinize, mesajınıza yer verelim. Avukat Bülent Bey, avukata büyük ihtiyaç olan kamuya ÖSYM üzerinden 2000 avukat alımı istediğimizi dile getirebilir misiniz demiş. Hazinemizin avukat ihtiyacı 2 yıldır 1000'e yaklaşıyor. Alınsa bir türlü yapılmıyor. KPSS'de rekor kırmış avukatlar bekçi, zabıta olmak için uğraşıyorlar demiş. Devam ediyorum bir haberle. Bu sefer erkek cinayet haberiyle. Kız arkadaşıyla birlikte yaşayan uzman çavuş kendi silahıyla öldürüldü. Genç kadın cinayeti itiraf etti. Evlenecektiniz. Neden böyle bir şey yaptınız? Geldiğimizde adam yerde yatıyordu. Sonra bayağı mermi yemişti. Bilmiyoruz ama sevgilisi falan diyorlar. Kadın. Kadın. Tabii kadın yaptı. 7-8 el silah sesi duyuldu. Uzman çavuş Zeynel Yıldırım kendi silahıyla öldürüldü. İddiaya göre kız arkadaşı Gizem E ile tartışması büyüdü. Genç kadın Yıldırım'a kurşun yağdırdı. Gizem E ve Zeynel Yıldırım İstanbul Kağıthane'de birlikte yaşıyordu. İddiaya göre 26 yaşındaki uzman çavuş genç kadına başkasıyla nişanlanacağını söyledi. Gözü dönen kadın Yıldırım'ın silahını aldı, ard arda tetiğe bastı. Sahil Güvenlik Komutanlığı'nda görevli uzman çavuş Zeynel Yıldırım'ın vücuduna 4 kurşun isabet etti. Erkek arkadaşımla sosyal medya üzerinden tanıştık. Başlarda aramız çok iyiydi. Bana artık benimle birlikte olmak istemediğini söyledi. Uzman çavuş hayatını kaybetti. 30 yaşındaki Gizem E ise cinayeti itiraf etti. Tutuklanarak cezaevine gönderildi. Evlenecektiniz. Neden böyle bir şey yaptınız? Dünya bir hafta içinde 3 ayrı uçak kazasına tanıklık etti. Amerika Birleşik Devletleri, Filipinler ve Rusya'da yaşanan kazalarda 80 kişi hayatını kaybetti. Bir hafta içinde 3 uçak düştü. Son uçak kazası haberi Rusya'dan geldi. 28 yolcu hayatını kaybetti. Dünya arka arkaya gelen uçak kazalarının şokunda. İlk kaza Amerika Birleşik Devletleri'nin Hawaii Adası açıklarında yaşandı. Kalkıştan sonra motoru arızalanan Boeing 737 tipi kargo uçağı piste dönmeye çalışırken okyanusa düştü. Sahil güvenlik uçaktaki 2 pilotu kurtardı. İkinci kazanın adresi Filipinler'di. Çoğu asker 96 kişiyi taşıyan yolcu uçağı Jolo Havaalanı'na inişi sırasında pisti kaçırdı. Yeniden havalanmaya çalışırken ormanlık alana düştü. Kazada 52 kişi hayatını kaybetti. 44 kişi yaralandı. Son kaza Rusya'da yaşandı. 28 kişiyi taşıyan Antonov 26 tipi uçak Kamçatka bölgesinden Palana'ya gitmek için havalandı. Kalkış sonrasında uçakla irtibat kesildi. Helikopterlerle arama kurtarma çalışmaları başladı. Bir süre sonra denizde uçağın enkazına ulaşıldı. Kazada uçaktaki 22 yolcu ve 6 mürettebattan kurtulan olmadı. Bir hafta içinde yaşanan 3 uçak kazasında toplam 80 kişi hayatını kaybetti. Efendim, bugüne ait COVID-19 tablosu arkamda. Hemen verileri sizlerle paylaşayım. Yeni tablo bu, biliyorsunuz, değişti. Öncelikle test sayısına bakalım. 226.651 olmuş. Vaka sayısı 5.299. Ne yazık ki yeniden 5.000'in üzerine çıkmış bugün itibariyle. Vefat sayımız da 37 olarak gerçekleşmiş. Allah rahmet eylesin. İyileşen sayımıza bakalım. 4.446. Düne göre orada düşüş olduğunu da belirtelim. Efendim, burada aşılanan nüfusumuzun oranı var. Birinci doz Türkiye ortalaması %58,92. İkinci doz ortalaması %25,84. Aslında dün itibariyle %18 civarındaydı. Hızlı bir şekilde aşılama artıyor diyebiliriz. Birinci, ikinci ve üçüncü doz toplamı da 54.541.027 kişi olmuş efendim. Bugüne ait tablo böyle.
Sayın seyirciler, haberleri bitirdik, aktarmak istediğimiz haberleri. Birazdan araya gideceğiz. Ama söylemek istediklerim var. Hayvan hakları koruma yasası ile ilgili. Hayvanları koruma yasa teklifi mecliste, biliyorsunuz, Tarım Komisyonu'nda dün aktarmıştım. Bu sabah ve gün boyu çeşitli illerden korkunç görüntüler yayıldı sosyal medyada. Ankara'ya, meclise sesleniyorum. Sayın vekiller, bu iş artık toplum vicdanının kaldıramadığı bir noktaya geldi. Sadece benim aldığım mesajlar bile insanı kahretmeye yeter. Artık sizin de vicdanlarınızın konuşma vaktidir. Son olarak tüm hayvanseverler ve derneklere sesleniyorum. Bu konuyu, hayvan hakları meselesini siyasete alet etmeyiniz. Bu hayvanlara yapabileceğiniz en büyük kötülük olur şu aşamada. Benim sokakta şimdiye kadar işkence görmüş, görmekte olan canlarıma ama her türüne sözüm, yasa Avrupa şartlarına uygun oluncaya kadar mücadele etmek olsun. Efendim şimdi ara zamanı. Efendim Fox Ana Haber Bülteni'ni burada noktalıyoruz. Fox'ta yayın, televizyonda ilk kez yayınlanacak Türk sinema filmi Aşk Oluversin Gari ile devam edecek. İyi bir akşam geçirmenizi diliyoruz. Hoşçakalın. Her köşesi cennetin, ezilir yerler için, bir başkadır benim memleketim.